Lan. Ne zaman geldin? Bana neden ihanet ettin? Yapmak zorundaydım. Aslında her şey seni korumak için. Biri neden sevmediniz? Mesele sevmek değil. Seni herkesten daha çok sevdiğimi biliyorsun. O yüzden beni yok etmeye çalıştın. En son ağzına bir şeyler tıkıyordun burada. Sen Leyla'nın babasını... Onu ben öldürmedim. Bunu zaten söylemiştim sana. Ama öldüreni buldum. Kimmiş? Necati. Her şeyin arkasında o varmış yine. Doğru mu bu? Ben sana hiç yalan söyledim mi İdris? Doğan. Aileni öyle perişan halde görünce yardım etmek istedim. Senin için her şeyi yapacağımı bilirsin. Sen de iyi biliyorsun ki dünya bir yana, sen bir yana. Ne olur, beni affet. Bir daha olmayacak söz. Sözünün büyük mü yok artık benim için? Üzgünüm. Hem artık isteseniz de bana zarar veremezsiniz. Ben bir video bıraktım. Kenan'a. Her şeyi anlattım. Gördü mü? Yok, hayır. Daha görmedi. Ama eğer bana bir tuzak daha kurmaya kalkarsanız görecek. Anladım. Ama her şeyi çözebiliriz. Sadece zamana ihtiyacımız var. Okey'den çıktı artık İdris. Ben kendi sonuma geliyorum. Her şey sona geliyor. Ya da her şey baştan başlıyor. Bilmiyorum. Biraz kafam karışık o konuda. Bakacağız. Ah, neyse. Şişt, şişt. Otur. Ben çok yoruldum artık. Herkesten, her şeyden yoruldum. Başkası olmaya çalışmaktan. Yordunuz beni yani. Ben bir sana güvenmiştim. Ama sen de bana ihanet ettin. Artık ayrılma vakti ihtiyar. Tüm bunları telafi etmem için bana izin ver evladım. Ne haber anneciğim? Nereden çıktın sen? Onu biçip sonra evime gelemez miyim? Ya tabii tabii, iyi ettin. Gel geç, mutfakta işim vardı biraz. İyi, hadi. Dertleşelim istiyorum biraz. Gel, çok iyi ettin. Ah. Kahvaltı falan yaptın mı? Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Atıştırdım bir şeyler. Babam yok mu? Baban yarım saat oldu çıkalı. Oh, iyi yani. Biz bizeyiz ha. Güzel. Evet. Şey, çay kahve falan vereyim mi? Hayır hayır. Otur, gel gel gel, otur hadi. Konu ne? Konu Leyla. Yani dolaylı olarak da ben. Ne oldu? Bir şey mi oldu?
Benim şu hafıza kaybı meselem vardı ya. Ya o ilerliyor bence. Bayağı ilerliyor. Emin misin peki? Koca bir gün yok. Nasıl yani? Nasıl olacak bir şey yok işte öyle. Ki daha can sıkan tarafı... Yani Leyla... Leyla yalan söylüyorum şu anda. Bence hasta biriyle birlikte olduğunu bilmeli. Ne yapmam lazım? Konuşayım onunla. Bak benim içim içimi yiyor anne. Kız beni seviyor. Ki gerçekten seviyor, inanıyorum ona. De yalan söylüyorum. Yüzüne baka baka yalan söylüyorum. Hepsi bizim suçumuz. Ne? Ne sizin suçunuz? Her şey için o kadar üzgünüm ki. Anneciğim, ne sizin suçunuz yavrum? Siz beni Leyla'dan ayırmaya mı çalıştınız ben anlamadım. Niye kendini suçluyorsun bu kadar? Problem edecek bir şey yok. Bir şey anlatıyorum yahu. Ciddi bir durum bence. O yüzden sana danışmaya geldim. Ne yapmam lazım? Yani bence söylemeliyim. Böyle olmaz. Çok özür dilerim. Buna bakmam lazım. Sevim ablan hastanedeydi de. Hemen geliyorum. Tamam bak Sevim abla. Turan ne olur sakın Leyla'ya bir şey söyleme. Tamam. Tamam ben seni sonra ararım. Tamam. Anlatma derken? Ne anlatacaklar? Her şey derken? Ne demek her şey? Doğan. Demek yolun sonuna geldik. Sonra beni tutuklattıracak mıydınız? Doğan. Biz bu iş hemen bitsin istedik. Bak kimse de hiçbirimizde dayanma gücü kalmamıştı. Biz sen yaptın zannettik. Ne yapacağımızı bilemedik. Leyla eninde sonunda seni bulacaktı. Bizden duysun istedik. Tamam bak artık polis falan yok. Merak etme tamam mı? Ben anlıyorum seni gerçekten. Sakin ol. Ben size söyledim ki bunu zaten. Ben yapmadım dedim. Değil mi? Haklısın. Ben ne yapacağımı bilemedim. Şimdi biliyorsun işte. Leyla'nın babasının öldürmediğimi kanıtlasam bile bir şey değişmeyecek dedim. Beni istemiyorsunuz siz. Anlıyorum. Anlıyorum. Kenan'a da yazık olacak. Anlıyorum. Hayır. Hayır ben işin orasında değilim. Sen benim oğlumsun. Sen benim evladımsın. Ve çok hastasın. Bak kimse ölsün. Kimse zarar görsün istemiyorum. Ne kadar da haklı olsan. Ne kadar da acı çekmiş olsan ben artık dayanamıyorum. Ben hapse girmeye bile razıyım. Yeter ki sen iyileş. Sen bir iyileş. Ben ölmeye de razıyım. Sen iste ben canımı vereyim. Baban da verir. Anlamıyor musun oğlum? Bak biz seni her şeyden çok seviyoruz. Hepimiz için en iyi olan bu. Doğrusu bu. Çözüm benim hapse girmem mi? Hayır hayır. Hayır hapis falan yok. Yok. Belki tedavi olursun. Ama sizin tedavi dediğiniz şey benim yok olmam. Sen zaten yoksun Doğan. Zaten yoksun. Ne yapacaksın o bıçakla? Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. Sakin ol. Korkma. Sıkıca tut.
Sıkıca tut. Sıkıca tut. Hayır, hayır, hayır. Sok şu bıçağı bana. Sok kalbime. Hayır, hayır. Hadi. Kendini de beni de kurtar. Ne olur, ne olur böyle konuşma, ne olur. Hayır. Önce İdris sattı beni. Kimse satmadı. Şimdi de sen. Hayır, hayır, seni kimse satmadı. Ne olur. Sök hadi. Hayır, hayır. Yap şunu. Hayır. Kurtar bizi bu ızdıraptan. Bak. Yap hadi şunu. Hayır, hayır, hayır. Dur, hayır. Yap hadi. Seni seviyorum oğlum, ne olur. Hem de çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni seviyorum oğlum, lütfen yapma. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum, yapma. Seviyorsunuz ama istemiyorsunuz değil mi? Ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim buralardan. Kaybolacağım. Çok yoruldum ben artık. Hiç takatim kalmadı. Gerçekten. Ne kadar kabul etmesem de galiba sizi kendimi sevdirme çabam yordu beni. Eğer sorun bensem, gittim de huzuru bulun diye gidiyorum. Devin. Oğlum. Kenan'ı sevin olur mu? Şu yetimhanede yalan. Onları her kim yaptıysa siz bulun, tamam mı? Leyla ile Kenan neye bulaştıklarının farkında değiller. Onlara yardımcı olun olur mu? Yanlarında olun. Kimle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Oğlum, dur, dur. Lütfen yanlış bir şey yapma. Hiç merak etme. Bu sefer gerçekten olması gerekeni yapacağım. Anne, ben evdeyim şimdi de geldim. Yine aynı şey oldu. Burada gayet iyiydin. Bilmiyorum yani. Ne dedim, nasıl çıktım yok bende. Her şey normaldi. Bir sıkıntı yoktu. Anladım. Tamam. Öpüyorum seni. Ben de. Kaçak spor, ne haber? İyi Murat, işin yoksa bana gelsene. Uğrayayım abi.
Birazdan çıkarım. Gel gel. Vallahi öyle işte yani. Çocukla böyle birden Leyla'nın kardeşiyle oğlum burun buruna kaldık. Yani Yasemin bana bakıyor. Çocuk Yasemin'e bakıyor. Böyle tuhaf bir ortam. Ya Kenan tuhaf tarafı oğlum. Böyle bir kıskandım ya yani. Yani kıskandım gibi hissettim. Böyle tuhaf oldu orası bir. Koskoca Murat Başkan'a bak. Kıskanmalar falan hiç çekişmiyor ya. Dalga geçme bak sonra. Tamam kız. Hoş dedik, güzel dedik. Takılalım dedik ama böyle kıskanma işi falan bir tuhaf oldu yani. Sen ne yaptın? Niye çağırdın beni? Leyla dün kaçırılmış. Leyla kaçırılmış mı? Kim kaçırmış abi? Ya işte. Bu davayı devam ettirmesini istemeyen adamlar. Onlar işte. Birader mevzu buraya kadar geldi mi ya? Yani benim seni buraya çağırma nedenim bununla alakalı değil. Alakalı ama değil yani. Ne oldu? Murat sen benim kardeşim gibisin. Biliyorsun bunu değil mi? Hı hı. Neler yaşadık seninle. Girmediğimiz delik kalmadı, yapmadığımız haber kalmadı. Güldük, eğlendik, ağladık. Evet abi. Bir de olduk, düştük de, kalktık da tekrar bir olduk. Evet kardeşiz, evet. Bana garip şeyler oluyor. Sana garip şeyler olur zaten. Sen garip ve deli bir adam olduğun için. Lütfen ciddi olur musun? Vallahi bir şey, ciddi bir şey söylüyorum. Durur musun bir? Ben bazı şeyleri hatırlamıyorum. Silinik, yok. Bir şeyler yaşamışım ama yok bende. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Bayağı. Şu manifesto vardı ya. He. Katilin yolladığı. He. Yok o bende. Leyla'yı öptüm. Sana söylemiştim ya. Onu da hatırlamıyorum. O yüzden zaten o kadar kıvırdım. Leyla'yı öptüğün anı hatırlamıyorsun. Yok. Ne diyorsun abi sen ya? Ne diyorsun oğlum sen? Baya baya yani hatırla. Doktora falan gittin mi? Gittim gittim tabii ki gittim. Doktora da bilmiyorum. Ne diyor? Bazen böyle koca bir gün yok oğlum bende. Koca bir günü hatırlamıyorsun. Evet. Abi. Zaten biraz da konu bu. Benim bunu Leyla'ya söylemem gerekiyor. Tamam mı? Yani daha dün ya. Daha dün. Hı. Kız bütün gece beni aramış. He. Yokum ortada. Bütün gün yokum. Dün tüm gün hiç yoksun ha. Öyle mi? Yani devamlı bahaneler üretiyorum tabii ki. Şöyledir böyledir diye ama nereye kadar sürecek? Abi bak bir şey söyleyeceğim. Kenan çok ciddi bir şeyden bahsediyorsun abi sen. Sen şey yaptın mı? Tamam başka bir doktora gidelim abi. Gideceğim. Gidelim başka bir doktora gidelim. Hayatım gideceğim ama konu bu değil. İlk önce Leyla'nın öğrenmesi lazım. Ben tabii ki gideceğim halledeceğim bunu. Yani bence aslında Leyla'nın yani şu dönemde öğrenmesi lazım değil belki de. He? Benim yüreğim ağzıma geldi onun o hale geldiğini duyunca. Ben gerçekten seviyorum oğlum o kızı. Anladın mı? Yani farkındayım. Sen zaten şeye doğru gidiyorsun. Evet. Ha? Yani var kafamda bir şeyler de bu başındaki meseleler bitsin diye bekliyorum onu. Şu hadiseler çözülsün, babasının katilleri bulunsun diye bekliyorum ama evet kafamda var bir şeyler.
Kenancığım merhaba. Ben Doğan. Bu ne be? Şaşırdığını biliyorum. Aklından ilk geçen şey benim bir ikizim mi var acaba? Yok. Belki de yapay zekayımdır. Hayır. Ben senim. Sen de bensin. İlginç. Kenancığım umarım bunu izlerken araba falan kullanmıyorsundur. Çünkü kaza yaparsın. Şimdi duyacakların küçük bir sarsıntı geçirmene sebep olacak. Ama büyük boşlukları dolduracağız birlikte. Mesela şu hafıza kayıpları. O hatırlamadığın anlar var ya hani. Oralarda sahne benimdi. Manifestoyu ben okudum mesela. Hamdi Atıl Bey'i ben öldüm. Leyla'yı ben öptüm. Sonra sen beni öptün Kenan. Ne diyor be? Çok üzgünüm ama sen değilsin. Annem baban da senin annen baban değil. Sen o yanan yetimhanedeki bir çocuksun. Evet. Turan ve Nevin seni evlatlık aldılar. Hatırla o yetimhaneye gittiğinde sana neler olduğunu. Nasıl acı çektiğini. Kalbinin nasıl sızladığını, o kokuların nasıl ciğerlerini acıttığını hatırla. Sen o gün hastalandın. O yetimhane yandığı gün. İşte o gün ben doğdum. Doğan. Sana her şeyi unutturdular. Ama ben unutmadım. Bu arada bunların hiçbir şaka değil ha. Yaşadığın her şey büyük bir yalan. Sana bütün görgü tanıklarını, suç ortaklarını anlatacağım. Sana konan çoklu kişilik bozukluğu teşhisini anlatacağım. Süheyla Hoca'yı anlatacağım. Sana ne yaptıklarını anlatacağım. Şu görgü tanığını hatırlıyor musun? O benim adamımdı. Seni bu davaya çekmek için. Hep sizi yakından görmek istemişimdir. Yani biz burada soruşturma yürütüyoruz. Kızına git. Gerçekleri araştırman için onu ben gönderdim. Birlikte büyük işler başaracaktık Kenan. Ama beni istemediler. Beni kimse istemedi. Evet, sevgili Kenancığım, işte böyle. Artık her şeyi biliyorsun. Gönül isterdi ki karşılıklı oturup her şeyi konuşalım. Ama bu teknik olarak mümkün değil. Artık gerisi sende. Git annene sor. O babacığına bir sor bakalım ne diyecek. Süheyl'e sor. Hepsini teyit edeceklerdir, emin ol. Benden bu kadar. Derisi sende. Görüşürüz. Thank you.
Allah Allah. Hayırdır inşallah? Ne oluyor? Oğlum? Emin misin? Doğan? Doğan kim? Sen tanıyor musun Doğan'ı? Doğan mı? Ben Doğan mı dedim? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun şu an. Şu Doğan mı ne olduğunu bilmediğim o şey. Bana bir mesaj attı. Bir video. Hastaymışım ben. Evlatlıkmışım. Doğru mu söylüyor? Oğlum bak. Oğlum bak falan deme. Bir şey söyler misin bana? Doğru mu söylüyor? Bak babanı arayalım. Yahu bıraksana şu babamı. Yalan söylüyor desene. Yok öyle bir şey desene. Kabus de. Şaka de. Ya delirdin mi sen? Bir şey söylesene. Nasıl bir şeyin içindeyim ben şu an? Doğru mu bunlar? Biz söylemeyi düşündük. Düşündük. Annem değil misin sen? Ben seni çok seviyorum. Sevgi değil ki konu. Konu sevgi değil. Bir daha soruyorum. Doğru mu söylüyor adam? Doğru. O adam sensin. O adam sensin. Oğlum. Baba. Doğru mu bütün bunlar? Doğru. Duyduğun her şey doğru. Biz senin gerçek annen baban değiliz. Anlatacağız her şeyi sana inan. Her şeyi hiç merak etme. En başından her şeyi atlatacağız, birlikte aşacağız. İyileşeceksin sen. Ben neyim peki şu anda? Ben kime mi? Bana bir şey söyleyin. Ben ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Biz seni çok sevdik. Çok sevdik her an. Hayatımızın her saniyesi seni çok sevdik. Yani gerçek evladımız olsan ancak bu kadar severdik. Çok sevdik. Biliyorum öfkelisin. Belki de şimdi bizden nefret ediyorsun ama ne olur etme. Ne olur. Bilmiyorum belki de şimdi bizden nefret etmezsin. Yani öyle bir şey varsa da ben burada hiçbir şey diyemem, bilmiyorum. Ne hissedeceğim bilmiyorum. Biz sana söylemeye çalıştık, söylemeyi düşündük ama Doğan engel oldu. Bu Doğan ne zamanlar geliyor? İstediği zaman. Şimdi niye gelmedi? Bilmiyorum. Senin öğrenmeni de o istedi zaten.
Benim o bütün çocukluğum falan. Bana anlattınız o hikayeleri. Kucağına aldığını söyledim. Hepsi yalandı. Kalmadı. Sen 6 yaşındaydın biz seni aldığımızda. Allah'ım nasıl bir şey bu? Uzun süre psikoterapi gördün. Doktor sana her şeyi unutturdu. Format mı attınız bana? Yok, öyle yaşayamazdın. Hep hastalıklı bir çocuk olarak, hasta bir çocuk olarak kalırdın. Peki bu... Doğan... Tehlikeli biri mi? Ben videoda çünkü... böyle kötü kötü bakan bir çocuk gördüm. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yapmadı değil mi kimseye? Ha, kötü bir şey. Yok. Bir şey mi yaptı yoksa? Hayır. Yok. Hayır. Hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Aksine Doğan çok neşeli, çok eğlenceli bir çocuk. Hiçbir şey yapmadı. O ortalığı karıştırmayı seviyor. Baba bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sen bana bakma tamam mı? Ben asaklıyım. Söyle istersen söyle ben. Bir şey yok söyleyebilirsin. Bir şey yapmadı değil mi? Hayır, hayır. Yapmadı. Kendi söyledi bana. Leyla'yı öpmüş. Leyla. Leyla ne diyeceğim ben? Leyla bunu asla bilmemeli. Oğlum. Oğlum senin çok önemli bir hastalığın var. Leyla'ya söylemem lazım onu. Ben çok seviyorum onu. Dün gece evlenme teklif ettim ben ona. Nasıl açıklayacaksın bunu? Leyla'nın yerine koy kendini. Ne yapar? Ne hisseder? Nasıl yapar? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Ne yapmam lazım? Bana bir şey söyler misiniz? Ben hiçbir fikrim yok şu an. Tedavi olmalısın. Tedavi olmalısın. Önce tedavi olmalısın. Ben Süheyl Hoca'yı aradım, haber verdim. Yolda geliyor. Thank you very much. I'll call you back. Burası İsviçre Basel'de bir klinik. Dünyanın en iyi hocalarından biri burada. Durumu anlattım. Gizlilik durumunda bir şüpheniz olmasın. Peki hocam ben ne zaman gideceğim oraya? Ben olsam ilk uçağa atlarım Kenan. Bu durumu annenlerle daha önce konuşmuştuk. Anlıyorum. Ne kadar bir süre var aklınızda? 3 ay, 6 ay, belki 1 yıl. Bir şey söyleyeceğim. Leyla ne olacak? Ben Leyla ne söyleyeceğim? Bu durum ne kadar gizli kalırsa... o kadar iyi senin için. Hocam, siz bir anda terk etmemden bahsediyorsunuz kızı. Benim yaşadığımdan daha büyük bir travma yaşayacak. Bu işten acı çekmeden kurtulamazsın Kenan. Leyla'ya her şeyi anlatınca eline geçecek. Yardım eder bana. Ha? Destek olur, yanımda olur. Olmaz mı? Olmaz oğlum, olmaz. Diyelim ki Leyla şizofren ve sen de bunu öğrendin. Ne hissedersin? Ha? Ne hissedersin? Ki bu hastalık çok daha büyük bir hastalık. Bakınız, kimin nasıl tepki vereceğini bilemeyiz. Kaldı ki burada sorun Leyla'nın ne hissedeceği değil. Doğan ile Leyla arasında ilişki nasıl olacak? Leyla eve geldiğinde yatağında Doğan'la bir kızı gördüğünde ne yapacak? Sen ne yapacaksın Kenan? Hı? Bakınız Kenan Bey. Ben yok, hayır, hayır. Ben Leyla'ya söyleyeceğim. Leyla'ya söylemem gerekiyor bunu. Olmaz. Söylemen hiçbir şey değiştirmeyecek. Bakınız çok romantik düşünüyorsunuz. Ama bu böyle bir şey değil. Bunu sevdiğiniz kadına yapamazsınız. Eğer böyle yaparsanız... onu ateşe atmaktan başka bir şey yapmazsınız. Hiçbir şey.
şey demeden ortadan kaybolun diyorsunuz mu? Söylediğin her şeyi aldım. Tamam. Sabah 6 uçağı. Öyle ayarlattım bileti. Süheyl Hoca da seninle gelecek. İyileşeceksin. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir gün her şeye en baştan başlayacağız. Yine birlikte balık tutmaya gideceğiz. Böyle saatlerce oturup hayattan, kızlardan falan bahsedeceğiz. Leyla benden nefret edecek. Belki de doğru olan bu. Ben son bir kez aramak istiyorum, konuşmak istiyorum onunla. Sakın bir şeyden bahsetme oğlum. Yalvarırım.